Evet dostlar, yepyeni oyuna hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün TF Simulator 2 ile karşınızdayım. Tabi oyunun henüz prologu çıktı. O tam versiyonu çıkmış vaziyette değil. Sağ tarafta gözüküyor zaten tam versiyonda neler ne olacağı. İlla ki görmüşsünüzdür, ilk oyunu bayağı bir tuttu. Zaten hızlı kombinimi yaptım, öyle geldim. Oyun tamamen Türkçe, grafiklerde bayağı bir gelişme var sanırım. Çünkü her şeyi fullledim, bilgisayar biraz ötüyor şu an. Bakalım, ilk oyunu çok oynama fırsatım olmamıştı, çok da izlememiştim. İkinciyi çıktığı gibi direkt bir göz atalım dedim. Buyursunlar, başlayalım. Evet, gördüğünüz üzere zaten hiç girmemişim. Yeni bir oyuna başla. Giriş müziği tatlıydı bu arada, hoşuma gitti. 2 gün önce, gizli bir numara. Bu arada sesim biraz şey olabilir, hastayım. Faruk abi gibi olabilir. Cevaplayalım. Nerede olduğum diyorlar. Hemen uzaklaş oradan. Evet, kameralara bakalım. Bunlar polis mi ya? Bunlar benden daha hızlı duruyor ama. Evet, grafikler gerçekten güzel bu arada. Hiçbir şey kapatmıyor herhalde kameram. Gayet iyi. Evet, camdan çıktım. Adamlar burada. Buradan git diyor bize. Yavaş açmak için E basılı tutuyormuşuz. Okey. Şöyle ışığa uzak yerlerden gitmem gerekiyor sanırım. Şuna bir baksam ne olur ya. Kasından bakayım bir. Bunlar da hırsız sanki. Çok polis gibi durmuyor. Oyun güzel bu arada, akıcı. Prolog olmasına rağmen. Normalde biliyorsunuz biraz bug'lı olur. Hayda, görüldük lan. Hayda. Nasıl gördü bu beni? Neyse, biraz daha dikkatli oynayalım. Demek ki o kadar kolay değilmiş. Ben o kadar zeki olduklarını düşünmüyordum açıkçası. Tamam, dikkatli oynamak gerekiyormuş. Duvarın kenarından gidelim hatta. Buradan bizi kim gördü ya? Dayı gördü herhalde. Bunların hepsini alalım. Her şey aldıktı değil mi? Aynen. Şimdi koşarak uzaklaş. Seni kullanmak için F'ye bas. Kolay görürsün ama dikkatli ol diyor. Kolay görünürsün diyor. Eldivenleri açıkken. Artık koşabiliriz. Bu arada bak, E'ye basılı tutunca şu oluyor mu bir denemek istiyorum. Evet. Bak, E'ye tak diye basarsam hızlı açıyor. Ses çıkartıyor. Basılı tutarsam yavaş yavaş. Güzel detaylar. Ya, otomatik kitle bize kullandırtmadı. Yetenek kitapları. Evlerde bu kitaplardan bulabilirsin. Bulunca hem bir yetenek puanı kazanmış olursun, hem de ipuçları falan diyordu. Başın belaya girerse beni nerede bulacağını biliyorsun. Nerede? İlk oyunu oynamadık reis ya. Vallahi bilemiyorum nerede bulabileceğim. Kamera görüşlerini kırmızı olarak gösteriyor. Okey. Sağdan neticemizi duvara dayayarak gidelim. Çöp kutusundan falan da saklanabiliyoruz. Yoksa karıştırıyor mu ya? Ha, evet evet, saklanıyormuş tam. Evet, kilit açma ikinci seviyeye gerektiriyor. Gizlice göz at diye bir tuş var. Yani şöyle sağ sola, okey. Pencereler kapalı, mecbur kapıdan gireceğiz. Şöyle yavaş yavaş hızlayalım. Radyo 2 kiloymuş ya. Değer mi? Şuralara bakayım. Hiçbir şey bulamazsak çırparız. Güzel, 50 dolar. Tam 50 dolar yeter zaten ya. Yok, buralarda hiçbir şey yok. İz bırakmayalım kardeşim. Tekrar kapadım buraları. Yalnız titiz hırsız. Şunu da kapatalım. Evet, ön kapı anahtarı. Bunu da alalım. Ahşap dekor 1 kilo gerek yok. Şurayı açalım bir. Boş. Bu adam fakir ya. Neyse bak, bunlarla azmış. Bunu alabilirim mesela. XP için sadece. Hepsi aynı XP veriyor çünkü. Alınacak bir şey yok. Yalnız bu reis fakirmiş ya. Şöyle bir 100 dolar koyalım, anasını satayım. Hiçbir şey yok ki burada. Bir de şu kapıya bakalım. Çalacağım şey burada galiba. Aynen. Şam'dan 1 kilo. Bak, bu vazoyu... Vazoda yeşil bir... Ha, çalacağım şey bu zaten sanırım. Bunu kapatayım da. Buralarda bir şey var mı? Yok. Şurada bir de not var, ona bakacağım. Buraya da saklanabiliyoruz, okey. İyi, bir 15 dolar daha vurduk. Bereket versin. Aa, hırsızlık da zor ya. Kimsede para yok artık. Bir de sigortası yok, bir şey yok. Evet, şu notu okuyalım. Not, seni görüyorum. Hayda. I saw you sneaking. Ha, you survived, that's good.
Gizlice sızmaya çalışırken yakayı ile verdin, hala hayattasın iyi bari. Demek sen olaştan sonra mafyadan 500.000 euro tutup da hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam edemezsin tabi. Seni aklayamadılar, Ohio'daki ailenin peşine düşmeli an meselesidir yani. Hayda. İkimizin de bu işte parmağı olduğuna göre senin götünü kurtarmak zorundayım. Çünkü aksi halde senin bulduktan zaman işkenceden sonra hemen ötersin. Benimle alakalı şeyleri öğrenmelerini istemem. Ortalık sakinleşenken kalabileceğin bir yerim var. İçinden ne lazımsa alabilirsin falan diyor. Alabildiğini al ve şehri terk et. Şimdi şu çantayı full doldurabiliyorum herhalde ya. Ağırlığını çok sallamadan. Ne sarbe alabildiğimiz her şeyi alıp çıkalım buradan. Çaydanlık 2 kilo. Al abi. Ulan düştüğümüz durumlara bak, çaydanlık çalıyoruz ya. Hava. Neyse, mutfak setini dizdik en azından. Tencere al baba. Şuradaki radyoyu da alalım. Tamam, çanta doldu zaten. Evet, anahtar buraya açıyormuş bu arada, şu kapıyı değil. Lan bir saniye dur. Şu kapıyı kapatalım kardeşim. Ayıp olmaz. Hırsız falan girer. Bak buraya casus kamera koyabiliyormuşuz. Güzel. Güzel detaylar var ya. Arabaya atlayalım. Aa, araba kullanma mekanikleri de güzel. Fena değil. Casus kamera koyunca ne oluyormuş? Evi ne zaman boşalttıklarını öğrenebiliyormuşuz. Okey. E şimdi nereye gideceğiz? Harita gibi bir şey yok mu ya? Ha, direkt şehri terk et diyor ki. Evet, saklanma yerine doğru gidiyoruz şu an. Seviyemiz yükselmiş, yetenekler menüsünden kullanabilirsin diyor. Gizlilik 5 vermiş yalnız, nasıl görüyorsun bizi? Hırsızlık A. Evet, yine aynı adam arıyor. Şimdilik güvenli, şu mafya işiyle ilgilenmeden önce yapman gereken bir şey var. Hemen bir tane merak etme, bilgisayar kontrol et. Okey. Adam İngilizce konuşuyormuş bu arada, daha yeni anlıyor. Kalp kötü geliyor ki ses. Ben bura bizim yerimiz zaten, gizlice davranmaya gerek yok. Ha, şimdi buraya çaldıklarımızı koyuyoruz. Double'lar koymaya gerek yok ya, bunları direkt satarız. Şu etrafa bir bakayım, işe yarayacak bir şey var mı diye. Şeyimiz güzel ama odamız güzel ya. Şöyle bir yerde yaşarım yani, güzel oda. Ferah duruyor. Daha doğrusu güzel, böyle sıcak bir havası var. Tam istediğin gibi, şurada bir tahtası var falan. Şura biraz bilgisayar için, şunu kaldırırım. Aynen. Lan neyse, sağ olsun flipper'a bağladık. Evet, buradan kameraları kontrol edebiliyoruz. Zaten bir tane kameramız varmış da. Ya burada bile eğilerek ilerliyorum ya. Neyse, eve iş getirmeyelim. Mesela kullan. Saat sabah 4. Hayatta kalacaksak birilerinden bir şey çalman gerekiyor. Sana planımı daha sonra anlatayım. Şimdilik Steel Gear'a bir göz at. Şey alabilirsin buradan diyor. Ya buradan da info, bilgi alabilirsin diyor Rob'den. Buradan eşya alabilirsin. Devam. 65 dolara bilgi alabiliyoruz mesela. Yo pardon, 65 dolarımız var. Ya bu 0 dolar şimdilik. Prolog olduğu için sanırım. Evin arkasında kırık bir çit var. Okey. Banyo penceresi açık. E boşta duruyormuş. Kimse yok şu an. Çekmecede alarm var mı? Ha, Black Bay'den de kara borsa gibi alttan. El altından satış yeri. Tamam, bunu direkt satalım. Burada satacak bir şeyimiz yok. Burada yok. Burada da yok. Evet, notlarımıza bir daha bakalım. Evin arkasında kırık bir çit var. Banyo penceresi açık. E boşta, yatak odasında çekmecede alarm var. Alarm var derken çalınacak bir şey olarak gösteriyor onu. Neyse, denemiş oluruz. Kabul et. Dayı bir sal ve. Bir arkadaşım var diyor. İşte senin için şeyle yapabilir diyor. Ağır şeyler falan taşıyabilir. Onlara çağırabilirsin diyor. Tabi başka işler de yapıyormuş. Kilit açma, ev sakinine işaretleme gibi. 50 dolara mal oluyormuş ama. Burada bir şey var mı? Yok. İlk olarak 102'ye git diyor. Biraz elin alışsın. Da hava aydınlandı ya. Sabah sabah. Neyse, sabah gidelim bir de. Sabah bakalım. Sabah nasıl oluyor? Az önce bir yetenek atlamıştık sanki. Şunlar bizde var zaten. Okey. Şunu alabiliyoruz bir tek. Ev sakinlerine doğru bakarak onları işaretle ve rutinlerini öğren. Kameraların yerlerini belirle. Öğrenelim. Tamam. Başka yetenek puanım yok zaten. Evet, 102 numaraya gidelim bakalım. Ne var ne yok. Bir saniye, 102 haritayı nasıl açacağım? Herhalde şuradadır ama buraya da bir bakalım ne varmış. Ha, şöyle bir mekan. Okey. Dayı Seya. Ha, burada her şeyi satabiliyorum ya. Diğer taraf gibi değil. Diğer tarafta böyle combo yapmam lazım satabilmek için. Set şeklinde. Burada zınk diye satabiliyorum. Ama biraz daha ucuza gidiyor. Peki bu dayıyı çarpabiliyor muyuz? Bu çarpılmıyor galiba şimdilik. Evet, görevimize gidelim. Yaz arabanın sağ koltuğu yok. Evet, 102 numaraya geldik. Tak. Şuraya park edelim kardeşim. Şimdi 102'de. Aa, bu oradaymış zaten ya. Evin arkasında kırık bir şey var falan. Da buranın zaten ön anahtarı da var ki buranın. Ön kapı anahtarı. E burada açıktı. Onu da biliyoruz. Neyse, dediği şeyleri yapalım. Sessiz takılmamız zaten gerek yok. Evde kimse yok. Burada ne oluyor? Öğretici yine. Hüyle hızlı menüye erişiyormuşuz. Okay. Kapıyı kapayalım da. Ayıp olmasın. Kaç şeyi parçala diyor. Okey, tamam. Oha, bu da güzel olmuş. Nice. Her şeyde çalışıyor mu? Yok. Belli başlı şeyler de çalışıyor. Mesela şunlar falan. Yok, her şeyde çalışmıyor. Bu böyle bir şey niye yaptınız o zaman? Her şeyde çalışmayacaksın. Başka neyi parçalamamı istiyor? Bir de şunu mu? Bir saniye. Bir
Polis geliyor. Haber verdiler, hemen oradan uzaklaş. Okey. Evet, arkadaki çit burada işe yarayacakmış. Peki burayı kırarak mı açacağım? Evet. Da çok ses yaptı. Ulan. Ah! Ah, peşimde. Şunu bir yere bırakalım. Dur, elimde şununla koşamıyorum. Dikkatim dağılıyor. Tam uzaklaşmaya başladık. Nerede o? Lan hala geliyor. Şöyle girdik ama görebilecek mi acaba? Ha yok, tamam gitti. Ha, biraz bekleyince adam terk ediyor sanırım da. Şu an arabaya binip kaçsam. Bak şurada şu an polis. Yok, gidiyor ya. Çok sallama. Dayı bizi bir sal be. 103 numaradaki dostumuzun ne zaman alışverişe gittiğini öğrenme vakti geldi. İşaretlenmiş yere git. Tam zaten buradaydık. Şu insanlarla etkileşime geçelim bir de. Son 103 numarayı çarparız. Tatlım selam. Sallamıyor bizi yalnız. Böyle zaman da geçirebiliyormuşuz. Evinde uyuyabilir ya da en yakın otoparka gidip arabanda dinlenebilirsin diyor. Sabah saat 5'te diyor. Okey, tamam. Şuraya park edelim. Hemen şurada zaten bir tane şey var. Park yeri. Şöyle 103 numarayı kesebileceğimiz şekilde park edeyim ben. Evet, sabah 4'te gidelim en azından. 4'te çıkalım. Abi saniye olmadı. Lan bu da hiç yapamayacağım bir şey var ya. Böyle arabada vakit geçireceğim, bekleyen falan. Evet yeter ya, sabah 4. 5'te hava aydınlanıyor zaten. Hızlamaya başlayalım. Evet, şimdi şu evi bir kolaçan edelim. Bak burada şey varmış. Bunun tepesinden atlayabiliriz. Kamera falan da var galiba. Alışkanlıkla öğrenme. Ev sakin rutini öğrenmek için doğrudan kendisine bak ve fare tekerleği düğmesine bas. Tamam. Bir de buradan nasıl geçeceğim? Zıplayarak geçilmiyor çünkü. Lan buradan geçiş yok mu? Neyse. Arka kapıdan girelim. Ha, burada varmış. Yaz, burayı açamıyoruz. Kilit açma istiyor bizden. O şeyi çağıracağız herhalde ya. Her türlü. Lan iyi de buradan atlayamıyorum ki. Bak burayı gösteriyor. Ha, ev sakinine alışkanlıklarını öğren. Okey. Demek ki 7'de evden çıkıp şu anı görevli ve rutine görmek için gününü kontrol edebilirsin. Şimdi basit kilitli açma öğrenmen gerek. Ama onu şuradan öğreniyorduk. Eğer yeterli denemin yoksa 2'den bir şeyler daha çal diyor. Ulan çalacak bir şey bırakmadık ki evden. Neyse, artık kendi evimiz gibi kullanıyoruz burayı zaten. Burada bir 5 dolar var mı? Burada hızlı hızlı bakayım buraya. Ne var ne yok. 15 dolarmış, pardon. Şunu da alalım. Al baba bunu da. Burada da bir 15 dolar var. Güzel. Çaldığımız şeyler geri gelmiş ama biraz saçma olmuş. Radyoyu ikinciye çalıyorum. Evi soğan ettik. Bir şey kalmadı ki geriye. Çanta da doldu. Herhalde saklama yerine gidince XP'leri veriyor. Deneyelim. Hı-hı, aynen. Güzel bir seviye atlayacak kadar XP geldi. Çaldıklarımızı da şey yapalım bari. Satalım hemen. Burada hiçbir satılmıyor mesela. Set tamamlayamamışız. Mecbur o bizim altından olan reis'e gideceğiz. Reince dükkanı. Reis'e. Hepsini sat. 20 dolar. Güzel. Evet. Şimdi yetenekliğe bir bakayım. Aynen öyle. Bunu kilit açmayı, basit kilit açmayı artık yapabiliyoruz. Ha, yan kesicilik de normal dışarıdaki halkı soymaya yarıyor sanırım. Okey. Evet, let's go. 103 numaraya. Adam 7'de evden çıkıyormuş. Şu an saat kaç? Saat 10. Okey, tamam, evde değil zaten şu an. Direkt evin önüne park edip başlayabiliriz. Böyle çekeyim arabayı. Ah! Adam kayboldu lan. Arabayı şöyle çekelim. Kapı da açık kalsın. Evet, şurada bir merdiven vardı. Bunu kullanalım. Aa, kilit açma aletim yok ya. Şaka mı bu? Bunu da aynı yerden mi alacağız yine? Evet, basit kilit açma aleti al. Ha, şunu da alalım. Casus kamera. Devam. Bunlar direkt geldi mi üstümüze acaba? Aynen gelmiş, okey. Burada elektronikleri falan ekleyebildiğimiz yer de var. Bak güzel, takım masamız var. Burada da bir eğitim alanı var galiba. Basit kilit açma. Deneyelim. Tamam, Skyrim'den biliyorum ben bunu ya. Tak. Nice. Harekete geçme zamanı 103 numaraya gir, kargo kodunu bul. Herife gelen kargo bizim mafya sorunumuzu çözebilir. İnancını yitirmeye şakoyu. Maymuncun biterse telefondaki quick buy'ı kullan. Eğer çok zorlarsak kilidi açmaya çalışırken maymuncu kırılıyordur doğal olarak. Bu arada biraz alçak sesle konuşuyorum. Çünkü sabah saat şu an 4.30 falan. Bak ya. Ya bu araba çıldırtır insanı. Şöyle park ettim. Kapıyı açık bıraktım. Şu an saat kaç? Hayda, adam evde yalnız. Tamam, sıkıntı yok. Diğer sabah 7'ye kadar parkta bekleriz. Evet. Sabah 7 oldu. Günün en sevdiğim vakti dız vakti kardeşim. Bak adam çıkıyor zaten. Şurada kayboluyor zaten. Bak.
Çok saçma olmuş ya. Sağ yukarıda da ev sahibinin ne zaman nerede olduğunu gösteriyor. Şu an yeşil olarak gösteriyor, güvenli yani burası. Evet. Tak. Kolay bunlar ya. Skyrim'de biz neler çözdük? Kapıyı kapayalım. Evet, evde kamera falan yok sanırım. Buranın da kilidi açmamız gerekiyor. Bir de iş arkadaşı çağırdım, bakalım o ne işe yarıyor. Bak, buradaki kapıda bu arada bug var sanırım. Çünkü yaptırtmıyor. Şimdi oluyor, okey. Nice. Kapıyı açtık. Böyle hemen çalalım ne var ne yok. Biraz hızlı davranmam lazım zaten. Adam yakında gelecek çünkü. Lan korktum. Sen ne yap biliyor musun? Hadi bunları yap. Ağır eşyalığı taşısın. Polis falan da oyalayabiliyormuş bu arada. Kilit açabiliyormuş. Ha, biz burada bir dosya arıyorduk ya. Doğru. Depolamak kodumu ve içindeki malzeme hakkında birkaç not gönderdim. Senin sakın aklından çıkarma birader. Amansız bir çete bunlar. Mekanlarına girmeye çalışırken yakalanmayalım sakın. Planımızı doğru düzgün yapmalıyız. Paketi bir an önce al. Okey. Evin anahtarını da aldık. Adam da gelmek üzere bu arada. Artık son hızlamalarımız. Isır çantamız doldu. Tamam neyse ya. Yeter zaten. Şu kulaklığı da alalım. Buraya bakıyorum. Değerli bir şey var mı diye. Para var. Şuradaki parayı da alalım. Tamam go. Kargo kasası bu mu? Keti kontrol et. Kod 161-61. Kargo kasası nerede ya? Kasa şu herhalde de. Maymuncuğum mu yok? Kilit açmayı 2 yapmam lazım sanırım. Aynen, muhtemelen şu. Ama ya kilit açmayı 2 yapmak için oho tekrar eve git gel. Aha, ev yakamızı duymuş. Kaç 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 kaç. Kaç lan kaç kaç. Adam geldi, adamı unuttuk. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Polis geliyor kardeşim. Şöyle ben uzayayım. Tamam biz kaçtık ya. Evet, mikrofon kapalı unutmuşum. Allah bilir nereden be kapalı. Ya sürekli öksürüyorum. O yüzden mikrofon kapamak zorunda kalıyorum. Şu an bir salgın var. Hastalık hiçbirimizi bırakmıyor. Evet, bu videoyu da burada noktalayalım. Yani açık konuşayım, beni çok aşırı sarmadı. İlk oyun çok tutmuştu. Link hatta güzel simülasyon oyunları var. Ama tam sürüm bir çıksın bakalım. Yine bir göz atarız yorumlara göre falan. Ve evet efendim, lütfen bana destek olmak için videoda beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı falan filan işte unutmayın. Ve en önemlisi de keyifli kalın.